Değerli saat 7 Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 40. mezmuru paylaşmak istiyorum. 40. mezmur diğer mezmurlardan 38, 22 ve 2. mezmura çok benziyor ve o mezmurlardaki gibi bütün mezmurların içine aldığı ayetleri burada görebiliriz. Hepsinin bir ortalaması gibi bütün ayetler burada görülebilir. Aslında 40. mezmurdan bazı ayet başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü buradan teşvik alacağımız ve daha sonra da okuyacağınız bölümler var. Birinci ayette bakın Rabbi sabırla bekledim. Bana yönelip yakarışımı duydu. Ölüm çukurundan balçıktan çıkardı beni. Daha önce de işlediğimiz bir ayetti bu. Ağzıma yeni bir izgi, Tanrı'mıza bir övgü ilahisi koydu bu üçüncü ayette. Bakın beşinci ayette, Ya Rab Tanrım, harikaların düşüncelerin ne çoktur bizim için. Ve altıncı ayette bakın, mezmurlarda yazan bir ayettir bu. Kurbandan sunudan hoşnut olmadın. Ama kulaklarımı açtın, yakmalık sunu günah sunusu da istemedin. Bakın bütün bunlar bir araya geldiği zaman Tanrı'nın Davut yeni bir anlayışından bahsediyor. Çünkü o zamanki İsrail halkının yaşayışı bunlarla özdeş değil. Fakat Davut yakmalık sunu kurbandan sunudan hoşnut olmadın diyen ayetleri yazıyor. Ve işte bu sunulardan hayvanların kurban edilmesinden nefret eden bir tanrı var. Davut bunu ayetlerde paylaşıyor. Ama ben size bugün Mezmur 40. Mezmur'dan 9. ayeti okumak istiyorum. Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini. Sözümü esirgemem Ya Rab bildiğin gibi. Bakın burada büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini. Tanrı'nın bir zafer kazandığından bahsediyor. Tanrı zaten zaferlidir. Zaten e, insanları evreni yaratandır. Ama burada diyor ki büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini. Bu müjde kelimesine dikkat edin. Biraz sonra paylaşacağım ayetlerde tamamen Davut tarafından yapılmış peygamberliğin yerine geldiği İsa Mesih'i işaret eden ayetleri paylaşacağım sizinle. Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini. Sözümü esirgemem ya Rab, bildiğin gibi. Bakın sözünü esirgemem Rab. Çünkü birçok mezmurda görüyoruz. Rab'ten bazen haykıran, bazen acı çektiğini belirten ayetler görüyoruz ve bu şekilde Davut diyor ki sözümü esirgemem Ya Rab bildiğin gibi ve bu ayetin aslında daha önceki ve sonrakilere de bakarsak senin kurallarına uymak ne kadar harikadır ve senin kuralların yüreğimde yazılıdır diyen yazılıdır da diyen bir Davut var karşımızda. Peki Bizler yeni antlaşma, son antlaşmada hangi ayetleri bu ayetlerin karşılığı olarak görüyoruz? Matta kitabında dördüncü bölümde 17. ayeti sizlerle beraber okumak istiyorum. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Bakın Davut'un, Mezmur 49'da 40'a 9'da yazdığı söylediği ayette Büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini. Bakın burada Matta kitabında 4. bölüm 17 o günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Davut'un verdiği müjdenin İsa Mesih tarafından kendi ağzından söylenmesi. Evet İsa Mesih aslında herkesi tövbe etmeye çağırıyor ve göklerin egemenliğinin yaklaştığını söylüyor. Ve bu egemenlik Davut'un Tanrısı Rabbe söylediği sözken aslında İsa Mesih göklerin egemenliğinin kendi üzerinde tamamlanacağını söylüyor. Ve bu kusursuz plan onun üzerinde tamamlanacak demektir. İşte bu durumda İsa vaftizci Yahya'nın önüne gider. Ve onun tarafından da vaftiz olur. Ve vaftizci Yahya'nın dediği sözleri de burada tekrarlamak istiyorum size. Matta kitabında yine bir ve ikinci ayetler. O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Bakın. Yüzlerce yıl önceden Davut'un büyük toplantıda müjdelerim senin zaferini sözümü esirgemem Ya Rab. Bilirsin bildiğin gibi dediği ayet bakın vaftici Yahya tarafından nasıl yerine geliyor tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Son olarak da yine Markos kitabından birinci bölümde 14 ve 15. ayetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura celleye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Müjdeye inanın diyor İsa Mesih. Çünkü biliyor ki kusursuz plan kendi üzerinde tamamlanacak. O yüzden diyor ki müjdeye inanın. Değerli saat 7 Türk izleyicileri, kusursuz planın sonuna geldik. Rab hepinize bereketlesin.